Evet arkadaşlar, geçen derslerimizde hazırlamış olduğumuz bu temeli artık yavaş yavaş ne yapacağız? Şu anda karşılığını almaya başlayacağız. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Burada Node.js'te benim gördüğüm en güzel yaklaşımlardan bir tanesi. Burada mesela hani bu kontrolleri yapacağız. Sign in gözükmesin falan tarzında kontroller yapacağız. Bunun için bir user'ın giriş yapıp yapmamış olması bizim için önemli. Yani bir user authenticate olmuş mu olmamış mı? Giriş yapmış mı yapmamış mı? Bunu da arkadaşlar bu header bütün hemen hemen bütün yapılarda kullanıldığı için ne yapmam gerekiyor? Burada arkadaşlar benim header'ı update etmem gerekiyor ve user bilgisini ne yapmam lazım? Aslında bütün route'larla paylaşabilirim. Sıkıntım yok o yönden. Onun da şöyle bir yaklaşımı var. Index.js'e gelip şuraya şey yapabiliriz. Şöyle işte mesela current user bilgisini, current demek şu andaki demek, bilgisini İngilizce yazayım yine ya. Current user share, şöyle yapalım, share diyelim, paylaş, current user info, şimdi şu anlık kullanıcı bilgisini within all routes, bütün route'lar içerisinde paylaşsın. Bunu nasıl yapacak? App.use diyecek bu arkadaş. Daha sonrasında bu arkadaş bir callback function alacak. Request, response ve next diye 3 tane parametresi olacak bu arkadaşın ve burada yapacak olduğu tek şey aslında bir response'a sürekli ne yapacak? Localslerine, bütün şu anki lokallere current user bilgisini gönderecek. Fakat bu arkadaşlar request üzerindeki user olacak. Ve next deyip şöyle diyecek ki devam et. Dolayısıyla bu bize ne yapacak? Request içerisinde bir user varsa, authenticate edilmişse bunu console.log yapıp bakabilirsiniz giriş yaptıktan sonra. Bunu bütün route'larla paylaşacak ve adı da current user olacak. Bu kadar basit. İki satır kodu var arkadaşlar. Burada artık ne yapabilirim ben? İstersem şu anda hemen yapalım. Header ECS'e geldik. Burada küçük bir işlem yapacağız. Diyeceğiz ki şurada bu kısımlar, şu home hepsi burada gözükebilir. Şu kısım için küçük oynama yapacağım. Şöyle yapacağım. Şöyle bırakacağım. Bu bir kod olduğu için eşittir koymuyorum. Yani bir durumu belirtmek istemediğim için eşittir koymuyorum. Kod olduğu için sadece şöyle şunu kopyalayacağım. Alta da yapıştıracağım. Bir if bloğu bırakacağım arkadaşlar. Daha sonrasında bu if bloğunu ne yapmam lazım? Aynı zamanda if şuysa deyip şuradan açmam lazım. Şu kapanan yeri de buraya bırakacağım. O ara bizim için önemli. Arada olacak işlemler. Fakat şuraya current user bilgisi geliyor. Eğer current user yok ise ünlemi bıraktım. Yani current user false ise burada arkadaşlar ne gözükecek? Şu arkadaş gözükecek. Sign in. Bu sign in gözükecek. Eğer else diyeceğim. Şöyle alacağım. Ve şu arkadaşı yine kopyala yapıştır yaptım. Şunu da kapattığım zaman else eğer şöyle yapayım. Eğer var ise o zaman sign out gözükecek. Böyle basit bir mantık oluşturduk. Umarım doğru oluşturmuşuzdur. Bunu da aynı zamanda arkadaşlar giriş yapmışsa isterseniz sign out'un hemen yanına da şuraya da istersek ne yapalım bir tane bize şöyle admin route'una gidecek. Şöyle şuraya da böyle hani biraz daha renk katmak babında şöyle eşittirle ne yapayım? Current user information'ı paylaşabilirim. O da ne arkadaşlar? Current user nokta username. Bizim paylaşabileceğimiz en büyük info bu olur, username. Şimdi bunu deneyelim. Oldu mu, olmadı mı? Şimdi geldim, yeniliyorum. Gördüğünüz gibi şu anda sign in var, resume var, herhangi bir şey yok. Peki geldim, sign in'deyim. Uğurcan 1 olarak kaydetmiştim. Şöyle submit dedim ve gördüğünüz gibi uğurcan1@gmail.com ve sign out var. Ve buraya tıkladığımda dashboard'a geliyorum. Buralara tabii ki middleware'ler koyacağız.
Peki sign out çalışıyor mu? Sign out dedim. Gördüğünüz gibi yine sign out olduk. Böylece ilk kendi challenge'ımızı kendi içerisinde gerçekleştirdik. Gelecek en büyük challenge'larımızdan bir tanesi tabii ki bunların security olacak. Middle layer'ını yazacağız. O kolay. Fakat burada gördüğünüz gibi tatam boşa çıkıyoruz. Bu arkadaşları dinamik yapmak olacak arkadaşlar. O yüzden gelecek dersimizde görüşmek üzere. Hatta gelecek bölümümüzde görüşmek üzere.